Merhabalar. Bu depremde şahit olduğum bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu ibretlik bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan bir ay önceydi, yaklaşık bir ay önceydi. Benim bir tane askerlik arkadaşım var. Maraş'ta oturuyor. Zaman zaman görüşüyoruz ama son bir ay önce beni aradı. Konuştuk, hasbihal ettik, sorduk birbirimizi. Derken konuşmamızın sonunda tam vedalaşırken dedim ki Mehmet kardeşim dedim var mı ihtiyacın, yapabileceğim bir şey var mı, bir ihtiyacın var mı diye sorunca mahcubiyetli bir şekilde dedi ki Çavuş abi dedi aslında dedi ben dedi sizi dedi bir nedenden dolayı dedi aradım dedi ama dedi söyleyemedim. Kusuruma bakma dedi. Hay hay dedim. Buyur dedim. Ne münasebet dedim. Kardeşiz biz dedim. Elimizden bir şey geliyorsa muhakkak dedim yaparız. Dedi ki dedi ben dedi 3 katlı dedi bir apartmanda dedi kiracı olarak dedi oturuyorum. Benim üst katımda da dedi bir kiracı var. En üst katta da ev sahibi var. Hanımıyla oturuyor. Çocukları falan yok dedi. Üst katımdaki kiracı 1500 liraya oturuyordu. Ev sahibi kirayı 4000 lira yükseltince çıkmak zorunda kaldı. Şimdi de birkaç gündür gelip bundan sonra kirayı zamlı olarak alacağım. Bundan sonra senin kiranda 3000 lira. İster verirsin ister çıkarsın diye. Dedi ben de kendisine dedim ki yapma ne olur. Hani bari bu kışın beni idare et. Çocuğum var. Asgari ücretle çalışıyorum. Yani veremem. Mümkün değil. Bari beni ilkbahara kadar idare et diye. Yok. Mümkün değil. Ya verirsin ya çıkarsın. Sen çıkarsan ben 4000 liraya veririm. 5000 liraya veririm. Ama sana da 3000 lira. Dedim. Ben de dedi sağda solda ev baktım. Nitekim dedi. Hemen binanın yan tarafında dedi bir tane gece kondu vardı. Gittim dedi, ev sahibini buldum dedi. Orada dedi 2000 liraya anlaştık dedi. Nasip olursa dedi oraya taşınacağım. Biraz dedi paraya ihtiyacım var dedi. Dedim kardeşim sıkıntı yok dedim. Elimde bir şey gelirse dedim yardımcı olmaya çalışacağım dedim. Hatta dedim şimdilik dedim senin bir kiran dedim. Ben ödeyeceğim ilk etapta. Bundan sonraki süreçte dedim inşallah haberleşiriz. Çok memnun oldu, çok dua etti. Böylece vedalaştık. Nitekim geldik bu Allah'ım sen yardım et bütün oradaki mağdur insanlara. Ölenlere rahmet diliyorum, yaralara acı şifalar diliyorum. Çaresiz içinde olan insanlara Allah'ım sen çare eyle. Bu deprem günü ben sabah öğrendim. Daha doğrusu sabaha karşı sabah namazımda ben öğrendim. Aradım arkadaşı ulaşamadım. Gün boyu aradım, arkadaşa ulaşamadım. Ertesi gün aradım, ulaşamadım. Bir sonraki gün aradım, ulaşamadım. Derken bugün çok şükür aradım. Mehmet kardeşime ulaştım. Mehmet kardeşim dedim, kaç gündür arıyorum dedim, merak ettim dedim. Sana ulaşamadım dedim. Var mı dedim, sende, ailede bir sıkıntı falan var mı, yok mu? Çok şükür dedi, yok dedi. Ben dedi geldiğim gece konuda dedi bir sıkıntı yok ama dedi benim oturduğum hemen yan tarafımda dedi biliyorsun dedi ben oradan buraya taşındım. O bina dedi yerle bir oldu dedi. Ev sahibi kurtuldu ama hanımı maalesef vefat etti dedi. Ev sahibi de dedi o günden bugüne gelip bana sığındı. Benim evimde oturuyor. Çaresizce ağlıyor. Ağlıyor ve ekip bana bakıp o mahcubiyetli bir şekilde ikide bir diyor ki ya ben ne yaptım? Ben nasıl böyle bir yanlışlık yaptım? Ben malın kıymetini nasıl değerlendiremedim? Nasıl bilmedim? Bu hatayı nasıl yaptım? Bak bir dakikada benim malım yerle bir oldu. Canım, hayat arkadaşım gitti. Ama Allah-u Teala bana bu ibretliği de göstermek için
bana bu acıyı da böyle göz önüme getirmek için benim canımı kurtardı. Sadece bu ibretliği ibret olsun diye göstermek için bana da hayat verdi. Keşke ben de ölseydim. Keşke bu günü görmeseydim. Keşke şu an böyle sizin yanınızda şu mahcubiyeti bir şekilde olmasaydım. Canım gitseydi. Ama şu an düştüğüm duruma bak. Ne olur hakkını helal et. Ne olur beni affedin. Ne olur hakkını helal et. Ve ben de kendisine dedim ki ne olur üzülmeyin. Takdiri ilahi. Allah böyle buyurmuştur. Takdiri ilahidir. Teselli etmeye çalışıyorum ama teselli edemiyorum. Ne yiyor, ne içiyor, durmadan ağlıyor, durmadan ağlıyor. İşte bu hadise bize çok şeyi anlatıyor. Dünya malının ne kadar boş olduğunu, yıllarca hep zengin olmak için, bir şeyler hayal etmek için insanlar çalışır. Ama bir dakika içerisinde her şey yerle yeksan olur. Hiçbir şey kalmaz insanın elinde. Hiçbir şey insan, yani tepeden insana baktığın o insanlar var ya, o insanlara baktığın o insanlar, bir gün onlara sığınırsın, onlara muhtaç olursun. Bunu muhtaç eden de kudretin sahibi, gücün sahibi Allah'tır. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Hepinize selamlar.